Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi bu derste de kurt ağzı geçme olayını anlatalım. Niye kurt ağzı geçme çalışıyoruz? Şimdi bu sazımız şurası burgulumuz arkadaşlar. Tellerimiz şurada bağlı. Gerilimimiz ne yönde arkadaşlar? Yani zemine paralel. Burası bizim zeminimiz. Ve bu gerilimi boşalttığınızda yön değişmiyor. Yani bu yönde hareket ediyor. Öne, arkaya. Anlaştık mı arkadaşlar? Şöyle yapalım ya da şöyle ve şöyle. Neden kurt ağzı yapıyoruz? Sanırım şimdi daha iyi anlaşıldı. Birincisi arkadaşlar, yapıştırma yüzeyinde kesinlikle baş, ağaç, olmaz arkadaşlar. Baş ağacın olduğu, bunun altını çiziyorum. Bir daha çiziyorum. Bir daha çiziyorum. Baş ağacın olduğu hiçbir yapıştırmada gerilim paralelse sağlıklı bir bağlantı sağlayamazsınız. Anlaştık mı arkadaşlar? Ama kırlangıç geçmede anlattığımız gibi eğer sehpa, masa vesaire yapıyorsanız ve şu şekilde çalışıyorsanız şu kısımda bu kısımda kırlangıç geçme çalışabilirsiniz. İçeriye kavela çakabilirsiniz. Dikine kavela çakabilirsiniz. Ama buraya kurt ağzı yapamazsınız işte arkadaşlar. Burada kurt ağzı olmaz. Olmaz arkadaşlar. Çalışır. Yani şu 90 dereceyi oluşturmak istiyorsanız kullanacağınız en iyi geçme türü kırlangıç geçmedir. Ya da kavela ile bağlarsınız. Ama buraya kurt ağzı yaparsanız o iş elinizde kalır. O yüzden kurt ağzı çok iyi bir geçme türü değildir dedik arkadaşlar. Ama geriliminiz zemine paralelse ve yüzey bağlantınız 90 derece değil 180 derece paralellikteyse eğer kurt ağzından daha iyi bir geçme türü yok arkadaşlar. Zemine paralel bir geçme yapıyorsanız kurt ağzından daha iyi bir geçmeyi yapma ihtimaliniz sıfır. Sıfır arkadaşlar, yapamazsınız. Bunların hepsini denedik arkadaşlar. Onları sapı takarken tekrar anlatacağım size. Hepsi denendi onların. Şimdi kurt ağzının önemi ne? Niye böyle söylüyoruz? Birincisi arkadaşlar, kurt ağzını tam bu şekilde V şeklinde kestiğiniz zaman baş ağaç diye bir şey kalmaz. Baş ağaç şu noktadadır ve bu nokta bıçak gibi keskin olduğu için baş ağaç sıfırdır arkadaşlar. Sıfır baş ağaç. Yani ağaçta yapışmayan hiçbir yüzey yok. Bütün yüzeyler yapışır arkadaşlar. Bütün yüzeyler yapışır. Yapışmama ihtimali sıfır. Yani siz çok vasat, kötü bir kurt ağzı bile yapmış olsanız birkaç yerinden tutuyorsa eğer sağlam bir kurt ağzı geçme yapmış sayılırsınız arkadaşlar. Anlaştık mı? İkincisi, sapı taktık. Burada bağlantımız var. Şurası tekne bileğinin sıfırı. Kurt ağzına ne yapıyoruz arkadaşlar? Üste şu kısma bir tane dil yapıştırıyoruz. Ekstradan bir parça.
Şimdi kurt ağzını zaten sağlam bir şekilde yapıştırdınız ya arkadaşlar. Buraya koyduğunuz dil var ya, o küçük 7-8 santimlik parça. Bu sapın hareketini bitirir arkadaşlar. Yani paralel bir şekilde tele göre hareket etmesini sağlar. Esnetir sapı, burada kilitler. Daha sonra bıraktığınızda sapı geriye doğru salar. Bu parça o işe yarar arkadaşlar. Şimdi bu parçayı biz nasıl yapıyoruz? Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Burası ağacın frezesi. Yine getirip bir tane freze yapıştırıyoruz. Yani şu yüzeyi yapışıyor. Ve bunu buradan tekrar elinizle ayağınızla falan sökmeniz imkansız arkadaşlar. Bir de D4 ile falan yaptıysanız, sıcak tutkalla da yapsanız sökmeniz çok zor da, D4 ile falan yaptıysanız freze, yani cumba cumba, yüz cumba yapıştırdıysanız, bunu buradan hareket ettirme ihtimalini 8 santimlik bir parçayı, imkanı yok. Bir arkadaş şeyi sormuş, madem öyle klavyeyi komple yapıştırdığımızda daha iyi değil mi? Hayır arkadaşlar, 30 santim 40 santim uzunluğunda 4 milimetre kalınlığında bir çıtanın esnemesiyle 5-6 milimetre, şöyle söyleyelim, yani şu kadarcık parçanın esnemesiyle, şöyle söyleyeyim, bu kadarcık parçanın esnemesiyle şu parçanın, görebiliyor musunuz? Esnemesi aynı şey değil arkadaşlar. Bana çıtayı kırdırdınız arkadaşlar. Yani şunu elinize alın, bükebiliyorsanız eyvallah. İmkansız bir şey. Yani çok yumuşak bir ağaçtan bile yapmış olsanız bükülmesi çok zordur. Bunu buraya koyduğunuzda bazılar buna kilit der, bazıları dil der, ayna der, baskı kolu der. Kilitlemiş olursunuz arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi ikinci faydası, o tahtamızı kaldıralım isterseniz. İkinci faydası ve teknik olarak birkaç açıklama yapalım arkadaşlar. Kurt ağzı yaptığınız malzemede, yapışma yüzeyi yaklaşık bu kadardır arkadaşlar. Yaklaşık bu kadardır. Yani iki tane parçayı şu yüzeyde, iki tane parçayı birbirine böyle yapıştırdığınız zaman sökme ihtimaliniz, yani sıcak tutkal değilse sökme ihtimaliniz imkansız. Yani D4 ile falan yaptıysanız bunu zaten sökemezsiniz. Kırmanız lazım. Yani sıcak tutkalla yaparsanız sökersiniz. Bir tane sazın sapını, hatta bu sazı sapladık arkadaşlar. Bu sazı sökelim. Bu sazın sapını sökelim. Sıcak tutkal ne kadar rahat bir tutkal olduğunu görün. Ama bir ağacı, iki ağacı birbirine bu şekilde yüz yüz ya da cumba cumba, freze freze yapıştırdıysanız sökme ihtimali sıfır. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şöyle bu parçayı V şeklinde kesiyoruz. Ucu bıçak gibi. Yanlarda şu genişlikte bir yapışma alanı var. Yani 3 santime 7 santim. 3 santim genişliğinde, 7 santim boyunda. Yaklaşık şu kadar bir yapışma yüzeyi. Tek tarafta. Öbür tarafta da var. Aynı şekilde. Yani çift taraflı düşünün. Yani toplamda şu kadarlık, neredeyse el kadar bir yapışma yüzeyiniz var arkadaşlar. Peki kavela geçmeden nasıl? 4 santimlik kavela var. 25 milimetre çapında. Yapışma yüzeyi yaklaşık şunun yarısı kadar arkadaşlar. Yani tutkal çok iyi tutmuş olsa bile bunun yarısı kadar bir yüzeyi tutuyor. Abartalım, tek tarafı kadar. Bunu nasıl ölçersiniz arkadaşlar? Bir tane kağıt bant alın, kavelanın etrafına sarın. Sonra onu çıkarın. Bakın yapışma yüzeyi ne kadar. Anladınız mı arkadaşlar? Yapışma yüzeyi neden önemli? Çünkü tutkal ağaçtan çok mukavemetli, güçlü bir şeydir. Bizim tutkalla ağaçları bağlamamızın sebebi bu arkadaşlar. Daha güçlü olsun diye. Yaprak tekneler o yüzden tercih ediyoruz. Ağacın zaafını ortadan kaldırabilmek için.
Şimdi sap kısmına gelelim. Böyle bir yapışma yüzeyimiz doldu. Çok geniş. Geniş yüzeylerde yapışma çok daha rahattır, konforludur arkadaşlar, güvenlidir aynı zamanda. Tutkalı sürdünüz her iki tarafa da. Bunu yapıştırırken zaten göreceksiniz. Sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Presliyorsunuz. Tutkalın yapışması için ne gerekliydi arkadaşlar? Pres yapmak. Ne yönde? Tutkalı sürdüğünüz yüzeyler yönünde. Biz nereye tutkalı sürdük? Bu kısma ve bu kısma. Sonra geçmemizi yaptık ve presledik. Şu şekilde sıktık. Şimdi kavele geçme yapan arkadaşları düşünün. Buradan kavele geçme yaptı. Ne yapıyor? Boru kelepçesi mi takıp sıkıyorlar? Hani öyle bile olsa yine elips oluştururlar. Çap sıkılması imkansız. Anlaştık mı arkadaşlar? Ama biz ne yapıyoruz? Bunu düz bir şekilde bağlıyoruz ve presleyebiliyoruz. İşkenceyle presleyebiliyoruz. Ama öbür türlü geçmelerde pres yapma şansınız yok arkadaşlar. Pres yapma şansınız yok. Yani pres yapmadığınız bir yapıştırma bağlantı elemanını orada nasıl tutmayı düşünüyorsunuz? O zaman hiç kimse işkenceyle bir şey yapmazdı ki. Yani mobilyacılar ne yapardı? Pıt 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 ağaçları üstte yığardı. Kompresörün içine tutkalı doldururdu. Üstüne sıkardı. Ya zaten preslemeye gerek yok madem tutkalı o kadar rahat tutuyor. Biz niye presliyoruz? Biz niye bağlıyoruz? Yani işkence yapmanın bir mantığı var. Yani tutkalların üstünde de yazar, açıklama kısımlarını okuyun arkadaşlar. Pres yapmak zorundasınız. Solvent tutkallarda, solvent dediklerim bu balider bir türü yumuşak şeyler var ya, elastiki tutkallar. Onlarda da mesela ne kadar güçlü döverseniz, ayakkabı yapıştıranları falan seyredin. Ne kadar güçlü döverseniz mukavemet o kadar artar. İşkenceyle pres yapamadığınız bir tutkal bağlantısı asla asla arkadaşlar sağlıklı değildir. İşkenceyle pres yapamadığınız bir bağlantı türü, tutkallı bağlantı türü asla sağlıklı olamaz. Yani bunun mukavemeti aynı zamanda sizin pres gücünüzle alakalı bir şey. Anlaştık mı? Sanırım bütün geçme türlerini falan filan anlattık. Şimdi sazımızı saplayabiliriz. Biz ne yapacağız? En kıytırık bağlantı türünü yapacağız. Kurt ağzı. Diğer geçme türlerinde de deneyin arkadaşlar. Dediğim metotları evde deneyin. Hepinizin evinde vardır bir tane oklava, bir tane takoz parça bulun sanayide. Bunları yapın. Daha sağlıklı, işte daha sağlamdı diyen arkadaşlara sorun bakalım. Sap öne geldi, dayandı. Geriye gittiği zaman ne yapacağız o deliği diye bir sorun bakalım. Yani onlar o deliği ne yapıyor ben merak ediyorum. Yani orada elips oluşuyor. Orayı nasıl kurtarıyorlar? Ona bir sorun bakalım. Belki de polietilen tutkal çalışıyorlar ki o daha sıkıntılı bir şey. Hani en ideali belki epoksi. Kemikleşiyor ama o da kırılıyor arkadaşlar. Yani orayı nasıl tutuyorlar? Biz denedik çünkü olmuyor arkadaşlar. Sap geçmelerini, o geçmeleri yapacağız. O arkadaşlar hatta hiç denemedikleri metotları da göstereceğim. Kapalı kamalı kavela. Biz onu öyle deriz. Hiç görünmeyen metotla yapacağız arkadaşlar. Yani yapmayacağız da anlatacağız. Anlaştık mı? Biz onları denedik çünkü. Olmuyor. Biz kıytırık kurt ağzı yapacağız arkadaşlar. Basit. Yani çok matah bir şey olmayan kurt ağzı yapacağız. Teşekkürler herkes arkadaşlar.